Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasım el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyamı yevmiddin. Qala Allahul Hakim fil Kur'anil Kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Sadakallahul aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü'nün Ebu Zer Gıffari'ye nasihatlarından söz ediyordum. Ebu'l-Esved Duveli şöyledir. Rebeze'de Ebu Zer Cündep bin Cunade'nin yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulü'nün yanına vardım. Mescid'de Allah Resulü ve onun yanı başında oturan Emir al-Mü'minin İmam Ali'den başka kimse yoktu. Mescitte kimsenin olmayışını ganimet bilerek dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın kendisiyle bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer hoş geldin. Sen biz ehli beyttensin. Ve daha sonra şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, inni musike bi vesiyyetin fehfezaha. Ey Ebu Zer, sana nasihatta bulunacağım. Bu nasihatımı iyi belle, iyi ezberle. Fe inneha camiatun li turugul khayri ve subulihi. Sana edeceğim bu nasihatlar tüm hayır yollarını, güzelliklerini bir araya toplamıştır. Fe inneke in hafistaha kana leke biha kiflan. Eğer bu nasihatlarıma kulak verir isense, bu nasihatlarıma amel eder isense, bu nasihatlarımı hayat ve yaşamının bir parçası yapar isense, hem dünya saadetine ulaşmış olursun, hem de kıyamet, ahiret saadetine ulaşmış olursun. Peygamberimiz Ebu Zer'e nasihatlarında gafiller arasında kalmak zorunda olanlara vazifelerini hatırlattıktan sonra nasihatının devamında insanın konuşmalarından, yazmalarından sorumlu olacağını ve hesap vereceğini şöyle hatırlatmıştır. Ya Ebu Zer, el-celisu salihu hayrun minel vahde. وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ سُوْ Ey Ebu Zer, iyilerle oturup kalkmak yalnızlıktan hayırlıdır, daha güzeldir. Yalnızlık ise kötülerden bir olmaktan, kötülerle beraber olmaktan, kötülerle oturup kalkmaktan daha iyidir. Ve imla'ul hayri hayrun minas sukut ve sukutu hayrun min imla'iş şer. Ey Ebu Zer, hayır yazmak, güzel şeyler yazmak susmaktan, yazmamaktan hayırlıdır. Ama kötü şeyler yazmak yazmamak daha hayırlıdır. Yazacağın şey kötüyse, yazacağın şey insanları sırat-ı müstakimden çıkarıyor ise yazmaman daha hayırlıdır. Susman daha hayırlıdır. İnsan
faydalı olabiliyorsa konuşmalıdır. İnsan faydalı şeyler yazabiliyorsa yazmalıdır. İnsan konuşmalarıyla başkalarını hidayet edebiliyor ise, sırat-ı müstakime iletebiliyor ise konuşmalıdır. İnsan yazmalarıyla birilerini Allah'a ulaştırabiliyor ise, sırat-ı müstakime hidayet edebiliyor ise yazmalıdır. Aksi takdirde konuşmamak, susmak ve yazmamak insanı büyük belalardan, günahlardan korumaktadır. Hadise dikkat edin. Peygamberimiz hadiste imla cümlesinden, lafzından bahsetmiştir. İmla yani bir başkasına yazdırmak demektir. Bu imla kelimesinden maksat nedir? Bu imla lafzından maksat şu iki şeydir. Konuşmalarımız, konuştuklarımız karşı tarafın zihnine işlemektedir. Karşı tarafın zihnine yazılmaktadır. İki, konuşmalarımızı iki melek kayıt altına almaktadır. Kur'an-ı Kerim bu bağlamda şöyle buyuruyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ اَتِيدٌ Hiçbir söz söylenmez ki onu zapt eden, gözetip kollayan birisi olmasın. Yani değerli müminler, değerli kardeşlerimiz, konuşmalarımızın hepsi kayıt altına alınmaktadır. Ağzımızdan çıkan tüm kelimeler yazılmaktadır, zapt edilmektedir. Şu ayete dikkat edin. Ve inne aleykum lehafizine kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Hiç şüphe yok ki size koruyucular, memurlar tayin edilmiştir. Her birimizin omuzunda iki tane görevli melek var. Allah'ın görevlendirdiği iki görevli var omuzlarımızda. Ve ne yaptıklarımızı biliyorlar bunlar. 7-24 yazıyorlar. Hayır mı işledik? Güzelliklerle mi beraber olduk? Onları yazıyorlar. Allah korusun. Günah mı işledik? Çirkinliğe mi bulaştık? Bunlar da kayıt edilmektedir, yazılmaktadır. Kötülerle konuşulmayacağı gibi, kötülerle bir sofraya oturmak da caiz değildir, doğru değildir. Peygamberimiz nasihatında Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, la tusahib illa mu'minen ve la ye'kul ta'ameke illa taqiyyun ve la ta'kul ta'ame fasiqin. Ey Ebu Zer, mu'minden başka birisiyle oturup kalkma. Yemeğini ancak takvalı kişiler yesin. Sen de fasıkların, günahkarların yemeğini yeme. Fasıkların sofrasına oturan kendisini onlara borçlu hisseder. Bu borçluluk hissiyle de günahkarların, fasıkların bir takım yanlışlarını onaylamak zorunda kalar. Bir takım hatalarını kabullenmek zorunda kalar. Fasıkların kazancından, malından yememeliyiz, içmemeliyiz. Çünkü fasıkların, günahkarların geliri şüphelidir, kazançları şüphelidir. Halal, haram onlar için bir anlam ifade etmez. Helal, haram kimin için önem taşır? Allah'a kul olanlar için. Namaz kılanlar için, oruç tutanlar için, Allah'a bendelik edenler için helal haramın bir manası vardır. Fasıklar için, Allah'a kul olmayanlar için humusun, zekatın bir anlamı yoktur. Hatta daha da aşırı gidip ben kazancımdan sağa sola mı vermek zorundayım deyip humusu, zekarı inkar etme derecesine kadar ulaşabilmektedirler. Dolayısıyla kimin sofrasına oturuyoruz, kimi soframıza oturtuyoruz, bunlara da dikkat etmek zorundayız.
Çünkü yediklerimiz bizim maneviyatımızda derin izler bırakmaktadır. Kalbimizde, gönlümüzde, vicdanımızda derin izler bırakmaktadır. İnsan herkesin yemeğini yemediği gibi herkese de yemek yedirmemelidir. Peygamberimiz nasihatının devamında Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, et'im ta'ameke men tuhibbuhu fillah. Ey Ebu Zer, yemeğini Allah yolunda sevdiğin kişilere yedir. Ve kul ta'ame men yuhibbuke fillah. Ve sen de seni Allah yolunda sevenlerin sofrasına otur. Onların yemeğini ye. Onlarla hem sofra ol. İnsan Allah yolunda sevdiği ve Allah yolunda sevildiği kimselere yemek yedirmelidir. Onların yemeğini yemelidir. Çünkü arz olunduğu gibi yemeklerimiz bizim ruhumuzda derin izler bırakmaktadır. Ruhumuzun temizliği için, ruhumuzun paklığı için yememize, içmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yediklerimiz, bu midemize indirdiklerimiz hakikatta bizim akıbetimizi de belirlemektedir. Yarın o mezar evine gittiğimizde orayı çok yakından ilgilendirmektedir. Şu hadise dikkat edin, Miraç hadisidir. Peygamberimiz Miraç'a giderken bir takım şeylerle karşılaştı ve bir takım buyrukları vardır. Miraç hadisinde şöyle gelmiştir. Mümin ihtizar halindeyken, yani can vermek üzereyken, ölüme ramak kalmışken, melekler bir elinde Kevser suyundan kadehler, diğer elinde ise cennet içeceklerinden bir kadehle o müminin baş ucuna gelir. Müminin baş ucunda durarlar ve o müminin ölümün, o can vermenin acısını görmemesi için, o eziyeti çekmemesi için ellerinde getirdiği o içecekle o mümine içirirler. Ve daha sonra mümine büyük müjdeyi verirler. Hoş geldin mihriban, kerim ve cömert olan Rabbinin yanına gidiyorsun. Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Artık son anlarındır. Bir şey kalmadı. Dünyanın derdinden, gamından, hammından kurtuluyorsun. Hastalığın işkencesinden, fakirliğin işkencesinden, dünyanın bedbahtlığından kurtuluyorsun artık. Rabbine doğru gidiyorsun sen. Böylece müminin ruhu meleklerle birlikte yüce yaratana doğru hareket eder. Öyle bir hızla ki bir göz kapayıp açıncaya kadar süremez miktarınca Allah'ın huzuruna varır. O kadar Rabbine o ruh yaklaşır ki Rabbi ile arasında hiçbir engel, hiçbir perde kalmaz. Yüce Yaratan bu mümin kulunun ruhuna şöyledir. Keyfe terekti dünya. Dünyayı nasıl terk ettin? O müminin ruhu şöyledir. Fetagulu ilahi ve izzetike ve celalike la ilme li biddünya ene munuzu halaktani haifun minke. Müminin ruhu Rabbine der ki, ey Rabbim, senin izzetine, celalene, büyüklüğüne yemin olsun ki dünyanın hiçbir şeyini bilmem. Beni yarattığın günden itibaren senin makamından korkarım. Senin buyurduklarına amel ettim. Senin dediklerini yerine getirmeye gayret gösterdim. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. فَيَقُولُ اللّٰهُ صَدَقْتَ عَبْدِي كُنْتَ
bi cesedike fid dünya ve ruhike ma'i. Ey kulum, doğru diyorsun sen. Sen dünyadayken bedenin dünyadaydı, ruhun ise benimle beraberdi. Benden ne dilersen dile, ne arzuların varsa vereceğim. Bu cennet senindir. Vaat edilmiş bu cennet, bu güzellikler senin içindir. İstediğin yere git. Cennette istediğin yerde sükunet et, istediğin yere yerleş. Evet, değerli müminler, değerli kardeşlerim. Temiz ve pak bir ruh ancak Allah'a yücelir. Kirlenmemiş, günahlarla yoğrulmamış, günahların üzerine sinmemiş pak, temiz bir ruh, vicdan, kalp Allah'a yükselir. Ve Allah'ın verdiği bu vade gider. Dolayısıyla yememizle, içmemizle bu ruhumuzu kirletmemeliyiz. Yediklerimize, içtiklerimize, kazancımıza dikkat etmeliyiz. Evimize götürdüğümüz o lokmalara, o ekmeğe dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızın kursağından geçecek, ailemizin midesine inecek o lokmalara çok hassas davranmalıyız. Eğer pak ve temiz bir ruha sahip olur isek, Allah'a kul oluruz. Rabbin emirlerinin itaat etmek bize lezzet vermeye başlar. Allah'a itaatten dolayı lezzet alırız. O kıldığımız namazlardan lezzet almaya başlarız. Hazreti Musa Allah'la münacata gidiyordu, Tur Dağı'na gidiyordu. Yolda günahkar birisiyle karşılaştı. Adam, ya Musa, Rabbine gidiyorsun, Rabbine sor. Ben bu kadar günaha bulaşmışım, bu kadar çirkinliklere bulaşmışım ama Rabbin hiçbir şey de yapmıyor bana. Ne bir bela geliyor, ne bir musibet geliyor. Hazreti Musa Tur Dağı'na gitti. Rabbi ile münacata koyuldu. Rabbim, sana ayandır, biliyorsun o kulunun ne dediğini. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ya Musa, o kuluma de ki, ben ona çok büyük bir bela vermişim. Ondan ibadet ve itaat lezzetini almışım. Artık bundan daha büyük bir bela olmaz ki. Değerli müminler, eğer kıldığımız namazdan lezzet almıyor isek, Allah'a kulluğumuzdan lezzet almıyor isek, Allah büyük bir bela vermiş bize. Zevkle, heyecanla namaz vakti girdiğinde kıbleye yöneliyor isek, Ramazan ayı geliyor, o Ramazanlığı bir iştiyakla karşılıyor isek, bir arzuyla, bir aşkla karşılıyor isek, Allah'ın lütfu bizlere inmiştir. Allah'ın salih kullarındanız demek ki. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu lokmalar çok tehlikelidir. Meşhurdur, defalarca duymuşsunuz. Muharremliklerde alimlerimiz, hatiplerimiz buyurmuşlardır. Kerbela'da İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam birçok konuşma yaptı. Düşman askerlerine hitap ederek çok konuşmalar yaptı. Ama etkilenmiyordular İmam Hüseyin'in konuşmalarından. Bir gün bacısı Zeynep İmam Hüseyin'e sordu. Kardeşim, bunlar niye senin sözlerine kulak vermiyorlar? Bunlar niye etkilenmiyorlar senin bu konuşmalarından? İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zeynep'im, ey bacım, bunların midelerine haram lokmalar girmiş. O haram lokmalar hak sözün etkisini kırıyor. Bu hak sözün onlara etki etmesine engel oluşturmuştur. Allah korusun, o haram lokmalar Kur'an ayetlerini tesirini öldürmektedir ruhumuzda. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Yememize, içmemize, lokmamıza. Allah bizleri hakkıyla Allah'a kul olmuş, yemesine, içmesine dikkat eden salih, mümin, dindarlardan karar kılsın. Amin.